İzlediğiniz bu videonun pdf dosyası engineeringtr.com'da Arkadaşlar merhabalar, anten teorisinde e, çift kutuplu antenin e, yayılımını bulmaya çalışacağız. E, bir önceki videoda sizlere far field çözüm ile e, stationary phase metodu arasındaki farkı anlatmıştım. E, size demiştim ki far field çözümün, daha işimizi kolaylaştırıcı bir çözüm olduğundan bahsetmiştim. İşte bu videoda Farfield çözümü sizlere anlatmaya çalışacağım. Size şimdiden tavsiyem bu soruyu bitirdikten yani bu videoyu izledikten sonra kağıdı kaleme alıp bu soruyu önce baka baka takıldığınız yerde baka baka daha sonrasında ise takılmadan çözene kadar çözerseniz büyük ihtimal bu tip sorunun çözüleceği bir sınavda yüksek puan almanızı e, garantilemiş olursunuz ama onun dışında sadece izleyerek e, bunu anlamak anlamak zor e, belirli bir az çok çaba isteyecek ama bu çabada dediğim gibi en önemli şey kağıdı kalemi alacaksınız baştan itibaren sıfırdan yazacaksınız her şeyi üşenmeyerek e, her site bir ayrı ayrı yazacaksınız ki rahat görebilirsiniz ne yaptığınızı e, ve takılmadan çözene kadar baştan aşağı çözeceksiniz. O zaman göreceksiniz çok büyük faydası olacağını bu bu işlemi yapmanızın. Şimdi ben çözüme başlıyorum. Ana amacı hatırlayalım. Ana amacımız neydi? Tabii ki vektör potansiyelini bulmak olacak arkadaşlar. Bizim asıl amacımız bu uzak alan yaklaşımı için A'yı bulursak biliyorduk ki hemen hemen her şeyi halletmiş oluruz. Bir önceki videoda bahsetmeyi unuttuğum ufak bir şey daha vardı. Ee, bu tip bir antenin yani sınırları belli olan bir antene Stationary Phase'i uygulamanın bir diğer zorlu Far demiştik ki daha işimizi kolaylaştırıcı bir çözüm ama e, Stationary Phase'de ise uç noktalar da bu noktalarda olduğu için uç noktalar bir nevi noktasal e, yük kaynağı gibi davranır ve buralardan da küresel yayılım e, olur. Onu da Edge Point dediğimiz Edge point yöntemi yani uç nokta yöntemiyle de onların da ayrıca hesaplanması gerekiyor gibi şeyler de var. Ama far field bizi bundan tamamen kurtarıyor. Sebebi ise şu tekrar söylüyorum belirli bir mesafeden sonra baktığımız antene doğru baktığımızda bu anteni bir nevi nokta sal gibi görmeye başlayacağımız için buna küresel dalga muamelesi yapabiliriz. Yani küresel kaynak muamelesi yapacağız ve çözümlerimizi bir nevi buna göre bulacağız. Şimdi başlıyoruz çözüme. Şimdi arkadaşlar amacımız vektör potansiyelini bulmaktı. Daha önceki videolarda mutlaka az çok e, bakıp e, bu antenin konumunu yazmamız oldukça önemliydi niye? Çünkü e, bu arada şunu da verelim. E, biraz sonra akım yoğunluğunu yazacağım ama akım yoğunluğu için şurada bu bunun üzerinde bir I0 akımı var. I0 akımının yönünü de fark et ama verelim. Mesela ben böyle verdim. Önemli değil. EZ yönünde olsun. A pozitif. EZ yönünde. Artı EZ yönünde olsun. Bunu da verdikten sonra asıl çözümümüzün ana karakteri olan A vektör potansiyelini bulmak için şu vektör işaretini karşılayacak olan şey biraz sonra buradaki akımın yönü olacak. Ama öncesinde biz bu vektör potansiyeline de hemen nereden geleceğini yazmadan direkt ana formülümüzü yazıyorum. Bakın 3 katlı integralimiz var. X üssü, Y üssü ve Z üssü. Yani bu Z üssüleri mantığını artık anladığımızı düşünüyorum. Önceki videoları izlediğinizi düşünüyorum. Bunları onları izlemeden buraya girmeniz büyük ihtimal hiçbir şey anlamamamızına sebep olur. O yüzden onu lütfen tekrar edin. Antenin konumuydu bu. o yüzden antenin konumunu belirliyorduk. Dolayısıyla üssü ifadeleri oradan geliyor. Şimdi burada bir akım yoğunluğu işte vektör işareti bunun vektörü burada girmeye başlıyor. Hacimsel akım yoğunluğunu yazacağız. Kime göre? Yine antenin konumuna göre olan R üssüne göre yazacağız. E üzeri eksi j kare bölü green fonksiyonunu da buraya yazacağız. D ve üssü. Buradaki hacim hacmi açabiliriz tabii ki buradaki DV üstümüz otomatikman 3 yönünde çarpımından bir 3 boyutun da çarpımından bir hacim gelir değil mi? Şimdi normalde bunun önüne benim hx hy hz'i de yazmam lazım ama noktasal hx üssü hy üssü ve hz üssü 1 olduğu için yazmıyorum. Normalde yazmak lazım yani bir loop anten çözümünde o işlem artık yavaş yavaş eee silindirik çözüme doğru geçeceğimiz zaman o zaman h ro h fi ve h z'den gelen o h fi'den gelen ro'yu yazmak zorunda kalacağız. Onu da vakti geldiğinde göstereceğim. Şimdi amacımız bu a'yı çözmek. Amacımız bu integrallerden kurtulmak. Amacı söylüyorum ki sıklıkla amacı anlarsak ne yapacağımızı bilirsek soruya daha hakim olmaya başlarız ve o, o amaca göre ilerleriz. Şimdi Buradaki CVR -E üstüne geçiyorum bir kez. Bakın tüm aş aşamaları step by step yapacağım burada, tek tek yapalım. Burada akımın akım yoğunluğunun bu antenin konumuna göre yazılmasını hatırlıyoruz değil mi? Bir akımın kendi yönü var. Bu yö, vektörü sağlayacak olan yön o. EZ yönünde bir akım yönüm var. Bu EZ yönünde akımın büyüklüğü var. I0 büyüklüğünde. Bu I0'ın antenin konumunu veren noktalara göre yazılması şu şekilde yaratılacak olursak. Anten delta dirak fonksiyonunda x'ten hiç uzaklaşma yapmış mı bu anten? Bu anten x'e göre uzaklaşma yapmamış. x'in sıfır konumunda o anten x, x üstüne göre yani anten konumuna göre ne kadar uzaklaşmış x bölgesinden sıfır birim uzaklaşmış. Y'den uzaklaşmış mı hiç? Hayır y'den de uzaklaşmamış. Dolayısıyla buraya da ne diyorum? Y üstü eksi sıfır şeklinde anteni belirtiyorum. Tabii ki bunun devamına. Bu Yunis step fonksiyonu ile de şu sınırları sınırlayabiliriz. Bunu yazmasanız da olur. Önemli olan bizim için işlem basamaklarında farfield'da delta drag fonksiyonlarıdır. Onun dışında kalan kısımlar integral sınırları en son farfield'da çözeceğimiz sınırlar oluşturacağı için bunun devamına istiyorsanız yine de yazalım ama şu şekilde şunu yazmasak da burada olur. Step fonksiyonuyla önce anteni eksi h'tan veya artı h'tan başlatalım. Hadi eksi h'tan başlatalım. Yani z üstüne göre anten konumu noktası z üstüne göre bu anten. Hadi eksi h'tan başlasın ki içini sıfır yapan değer olduğu için artı yazıyorum ki eksi h'ı temsil etsin. Biliyorsunuz burada sinyal dersinden de bilirsiniz bunu zıtlık var. Dolayısıyla buradan yoluma devam ederken bu antenin boyu oluşmaya başladı. Bunu nerede bitireceğim? Artı h'ta artı haş yani burayı eksi yazacağım ki burayı içini yap sıfır yapan değer haş olsun artı haş olsun gibi. Bu bizim için devamı çok önemli değil. Burası önemli. Burayı işleme sokacağız ve amaç bu integrallerden kurtulmak olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakın. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra a vektör potansiyelini üşenmeden uzunca bir şekilde yazacağız ve yavaş yavaş şunu görmenizi istiyorum. Bakın burada, bakın burada. I0 sabit bir sayı. Bunu dışarı alacağım. EZ artık A'nın vektörünü temsil eden asıl vektör yönüm olduğu için bu A'nın üzerine bunun gelmesini sağlayan tek şey bu EZ yönünün burada bulunması. Bundan sonra bunu kullanmazsam buna e, vektörsüz A ile de devam edebiliriz ki bundan sonra öyle yapacağım. Nu0 yani Nu0 I0 bölü pi'yi yazdım arkadaşlar. Üşenmeden 3 katlı integral'i yazıyorsunuz bu şekilde. Bu sorunun çözümünü iyi anlarsanız bunun dışındaki diğer tüm sorulara daha böyle hevesle çözebileceğinizi düşünüyorum. Bu dediğimi de unutmayın. Şimdi buradaki akım yoğunluğunu ben biraz önce buraya yazdım. I0 kaldı kim burada? Bunu aldım. Buraya yazdım. Bunu aldım. Dışarı aldım. Sabit sayı diye. Burada hiçbir şekilde şunlara bağlı bir şey değil. Bu I0 normal bir büyüklük. Dışarı aldım kalanlar ise bağlı olduğu için buradaki integral katlarına bunları şimdilik içeride tutuyorum. Mecburen içeride tutuyorum bakın. Bunları böyle bu şekilde içeride tutuyorum. Ama hatırlayacak olursak bir hintimiz vardı. Delta direktlerle ilgili hintimizi de uygulayacağız ve kolaylıkla x üssü ve y üssü integral katlarından kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum bakın. Kim kaldı burada buradayım şu an. Acele etmeden yapıyorum işlemleri. Siz de acele etmeden tek tek yazın. E üzeri eksi c k r bölü r yazıyorum. Biraz sonra r'nin açılımını yazacağız. Onu da hatırlıyorsunuz. Şimdi, şimdi üşenmeden bunu bu kez böyle yazıyorum. dx üssü dy üssü dz üssü. İşlemme devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu noktaya geldikten sonra r neydi? Hatırlıyoruz değil mi? R neydi arkadaşlar? r eksi r üssünün e, iki kere e, büyüklüğünün yani kendisiyle çarpılarak alındıktan sonra biz nasıl bulmuştuk hatırlayacak olursak en genel r denklemini de artık yavaş yavaş x eksi üssünün karesi, y eksi y üssünün karesi ve z eksi z üssünün karesi diye daha önceki videolarımızın başında size ispat etmiştik bulmuştuk bunu iyi bileceğiz arkadaşlar bunun bu olduğunu artık biliyorsunuz. Bunu bilmiyorsak biraz neydi bu diyorsak dönüp lütfen e, galiba 4. 5. videolarda falan anlattım ben bunu. Ona lütfen gidip bir göz atalım. O zaman rahatlıkla bunun nereden geldiğini yani R'nin yine de hadi e, içim rahat etmedi şu şekilde yazalım. İşte R-R üstünden geldiğini çizim olarak vektör olarak göstermiştik. Bunu da büyüklük olarak bulmak istiyorsak bunu kendisiyle çarpmak demek. Yani bunun büyüklüğünü buluyorsunuz o da, da R'yi veriyor. Oradan da bu geliyor. Çünkü bir x'e göre yazıyorum. Bir de x üstüne göre yazarsam sonuç bu gelir. Şimdi arkadaşlar burada bakın r'miz var. Burada r'mizin açık hali var. Açık halini niye yazıyorum? Çünkü benim x üstü ve y üssü integral katlarım var. Amacım bu x üstü ve y üstü katlarından kurtulmak. Ama benim bildiğim bir hintim var ki bu benim çok işime yarıyor. Bu hinti şuraya yazıyorum bakın. Bu hinti buraya yazdım. Bu hintin en önemli şeyi neydi? Bir integralimiz var, sadece sonsuzdan sonsuz olsun bir integral. Herhangi bir f(x) fonksiyonu varsa ve bu f(x) fonksiyonu delta direk fonksiyonuna x'e bağlı değişkene göre bir a kat sayısı, a sabit, reel sayısından çıkarılıyorsa ve bu x'e bağlı bir integralse, bu integralin çözümü, bu integralden kurtaracak şekilde direktman bu e, impulsun içine sıfır yapan değerde biliyoruz, bu impuls değer alır geri kalanlarda sıfır değerini aldığı için otomatikman f yerine içine sıfır yapan değeri koymam. Direktman bunu integralden kurtarır. Tek değerde yani a noktasında sadece sonuç verir diyorum. Bu, burayı uzunca, uzun bir şekilde anlatıyorum ki olayın mantığını daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde yazdıktan sonra peki ben ne yapacağım? Bakın ben şunu yapacağım arkadaşlar. Ben burada r'den ee, yavaş yavaş r'mizi küçülteceğiz niye? Şimdi size soruyorum bakın. Değişkenimiz var. Şurada bir integral değişkeni var. Biz burada örneği genel x'e göre verdim ama benim değişken integralim burada x üssü. x üssü katını iptal edecek olan durum neymiş? ona bağlı, o değişkene bağlı yani x üssü değişkenine bağlı bir fonksiyon olmalı. O da bakın şuradaki 1 bölü r'de var bir de üzerinde r'de var. Yani r'de var sadece. Yani x üssü sadece r'de var. Şimdi bu r'deki x üssünü nasıl iptal ediyormuşum? Bu x üssünden çıkan sabit sayı. Bizde ne bakın bundan çıkan sabit sayı? Sıfır. Yani 0 birim uzaktaydı antenimiz x'e göre, x üssüne göre. Dolayısıyla sıfır birim uzakta olduğu için o sıfırı git yerine koy diyor. Hangisini yerine koyacağım? Burada bakın x'e bağlıyken, integral x'e bağlıyken gittim x'in yerine a koydum. Burada integral kime bağlı? x üstüne bağlı. O zaman x üstü içini sıfır yapan değer ne? Otomatikman burada ne yapacağız? Bakın şurayı odaklanıyorum. Impulse x üstü eksi sıfırda. Bunun içini sıfır yapan değer için burayı sıfıra eşitliyorum. Otomatikman x üssü ne oldu arkadaşlar? git x üssü gördüğün yere sıfır koyman demek. Her x üssü gördüğün yer nerede var? Bir şurada var. Şuradaki r'nin içerisinde var. Bir de buradaki r'nin içerisinde var. Yani o sadece r'nin içerisinde ki şu x üssü yerine sıfır koyacağız. Burayı uzunca anlatıyorum ki dediğim gibi tekrar olayı iyi anlayabilelim. Şimdi o zaman otomatikman burası ne oldu? Bakın x kare oldu artı y eksi y üssünün karesi oldu artı ki buna benzer bir işlemi biz küresel noktasal yük çözümünde 6. videoda yapmıştık. Lütfen orayı da az çok izlerseniz tekrar bir aslında olayın orada çok daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Çünkü burada z üstü katına geldiğimizde olayın biraz daha far ile çözmek gerekeceğini anlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anladıktan sonra bakın a ne hale geldi. Yine üşenmiyorum. Sizin için bunu uzun uzun yazmak gerektiğini düşünüyorum. Bu henüz ilk Farfield çözümümüz olduğu için nü 0 bölü 4 pi yazacağız. Kalan iki integral katı oldu artık ben biliyorum. X üstü katını ben sırf şuradaki hintten faydalanarak iptal ettiğimi biliyorum. Dolayısıyla ben buradan artık e üzeri eksi c k r bölü r ve dy üssü dz üssü kaldı. Buradaki r'nin de artık yeni r'miz bu olduğunu biliyorum arkadaşlar. Buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde burada x üstüne yaptığım işlemi y üstüne de yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Niye? Çünkü y üstünün de herhangi bir x üstünden farkı yok. O da yine antenden 0 birim uzaklaşmış. Dolayısıyla ben de gideceğim burada antende e, y üssü gördüğüm yere 0 değerini yine, yine, yine yazacağım. Ve diyeceğim ki e, impulse y üssü eksi 0 için içini 0 yapan değerde y üssü eksi 0'ı 0 eşitleyeceğim. Ve buradan y üssü gördüğüm her yere 0 yazarsam otomatikman yine şu integral çözümünü uygulamış olurum diyorum. Ve bu işlemi integrali y üssü katından da kurtarırım diyorum. O zaman yeni r, şunun hepsine yeni r diyelim. Yeni r Şuraya da yeni yeni R diyelim. Bu şekilde devam edelim. Şimdi yeni R'miz ne oldu arkadaşlar? Bakın yeni R'miz şu oldu. Artık x kare artı y kare artı z eksi z üssünün karesi üzeri 1 bölü 2 şeklinde yeni R'yi buluruz. Dolayısıyla A'mızın son hali nedir? Artık ezeti yazmayacağım ve bunu rektörlü yazmıyorum bakın. N0, I0 bölü 4 pi ve bakın artık tek bir integral katına düşürdüm. Bu şekilde z üssü e üzeri eksi JK şimdi r'yi de üşenmeden yazmaya başlıyorum. x kare artı y kare artı Bakın işlemler uzun gibi düşün e, gözükse de siz burada işleme odaklanın yaptığınız. Daha öncesi o çok uzun olmuş demeyeceksiniz. Siz yaptığınız işlemlerde şu an kafanızı kurcalayacak bir şey var mı? Bence olmaması lazım. Yani e, kendinizi o noktaya getirmeniz lazım. Bu işlemin ben şu an bildiğimi uyguluyorum konumunda çözmeniz lazım. Bildiğinizi uyguluyorsunuz siz şu an ve şu ana kadar kafanızı karıştıracak herhangi bir nokta Kalmamışçasına kendinizi bunu ikna edecek konuma getirmeniz lazım. Bu da nasıl olur? Burada anladıklarınızı tek tek anlamadığınız noktayı tekrar ederek, baştan çözerek takılmayana kadar çözerek dediğimi yaparsanız bu noktaya gelirsiniz arkadaşlar. Buna e, yürekten inana, inanarak söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde e, R'yi oluşturduktan sonra asıl ihmallerin başlayacağı far field'da biraz da ihmaller var. Niye? Uzaktan çok bakarsam bir şeye 3 kilometre öteden bir şeye bakıyorsam e, bu 1 bir metreler birkaç metreler belki santimler antenin boyu vesaireler ihmal edilebilir duruma gelmektedir. Bunları nasıl olacağını şimdi dilerseniz yeni bir sayfa açalım ve farfield ile devam edelim. Arkadaşlar bu noktada farfield'ı başlatıyoruz. Farfield'da bileceğimiz en temel hintimiz şu arkadaşlar. Bakın şuraya hint olarak yazacağım. Asıl amaç bu integral z üstü katından kurtarabilmem için benim. Sonuçta artık delta diraklı bir durum kalmadı. Buradaki en önemli hintimiz şu. Eğer ki bakın diyorum ki size bir tane fonksiyonumuz var. Diyelim ki 1 eksi x üzeri kök içerisinde bir fonksiyonumuz var. Eğer ki 1 eksi üs x üzeri 1 bölü 2 gibi bir fonksiyonunuzda, bakın böyle bir fonksiyonda, bu fonksiyon şuna eşittir. Ne zaman? Bakın hem kökten kurtuluyoruz hem de sadece x'i 2'ye bölmeniz yeterli. Hangi durumda biliyor musunuz? Eğer ki bu x'iniz Öyle birden çok küçük Ama sıfırdan da şöyle büyük Sıfıra çok yakın 0.001 gibi bir değerse atıyorum Yani bu arada kalıyorsa Bunu buna yaklaşık eşit alabilirsiniz Kuralımız bu Farfield'da uyguladığımız temel eşitlik bu arkadaşlar. Şunu şöyle iki çizgiyle de gösterebiliriz ama bu tek çizgiyle daha böyle hoş duruyor. Ee, böyle kullanılıyor genelde. Bunu tekrar ediyorum. 1 eksi x üzeri 1 bölü 2 gibi bir fonksiyonda eğer ki bu birden çıkan çıkan x değeri ne olduğu önemli değil. Burası bir biraz sonra kalabalık bir grup olacak. Bu grubu inceleyeceğiz. Bu grubu incelediğimizde bu x e, sıfırla bir arasında olduğunu ve sıfıra çok yakın olduğunu göreceğiz. O zaman diyeceğiz ki bu bir eksi x, x bölü 2 olarak yaklaşık eşit alınabilir. Amacımız bu kökten kurtarmak. Bakın burada kökümüz var, kökümüz var. İşte bunu şimdiden anlatıyoruz ve olayın buna odaklanmak olduğunu anlıyoruz ve devam ediyoruz. Bakın şimdi ne yapacağım? Şimdi far field'ı başlatıyorum. Buradaki r'ye işlemler yapacağız. Çünkü burada z üstüne bağlı tek kısım bu r'nin üzeri. Kalanlarda bir şey yok. Bakın. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? r'yi alıyorum. Bakın şöyle R'yi aldım. Dedim ki açtım şöyle x kare artı y kare. Şimdi arkadaşlar burada artık far field begins ne demek? Yani far field başlıyor. Far field başlarken de artık sonuçların 7. videoda bunun küresel yayılım olacağını bildiğim için amacım bir diğer amacı şuraya yazıyorum bakın. Bir diğer amacım benim burada re üzeri eksi c kare bölü re'ye yavaş yavaş dönüştürmek amaç buna dönüştürmek dolayısıyla r neydi arkadaşlar x kare artı y kare artı z kare formuna çevirmek amacım dolayısıyla buradaki x kare artı y kare artı z kare elde etmek için ne yapmam lazım şunu açmam lazım ki buraya bir tane şöyle z kare gelsin hemen bununla bunun iki, iki katı diyelim hatta önce şunu z üstü kareyi de yazalım yani en son yazacağımı önce yazdım. İkincinin karesini önce yazdım. Eksi 2z yazdım. Herhangi bir şey değişir mi? Ben bunu bu şekilde açarak yazmam arasında. Bakın yavaş yavaş nasıl toplamaya başlıyoruz. İyi izleyin. Burada x kare artı y kare artı z kare gördüğüm yere ben rahatlıkla re kare diyebilir miyim artık? Ve şimdi size soruyorum şöyle bir R oluşmuş. Bu R bir, bir uzunluk mesela değil mi? diyelim ki 3 km. 3 km oluşturan elemanlar arasında antene göre konum olan bir Z üstü konumu var. Bu antene göre bunlar metre ve kilometreyi oluşturan parçalar. Bu ise antene oluşturan santimetreler belki. O zaman bunun burada işi yok arkadaşlar. Farfield'da bunu burada kullanmasanız olur. Ama burası artık integral değişkeni ne de kaybetmememiz adına buraya hem ben bunu da bilmiyorum sonuçta burası da yine kilometre mertebesinde bir değer. Bunun da etkisini tam bilemeyeceğim için burayı iptal etmiyorsunuz arkadaşlar. Mantıken burada zitsi var diye hemen iptal ederseniz mantıken burada integrali çözmenin bir manası kalmıyor. Dolayısıyla sadece yapacağımız iş buradan bunu atmak oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bakın. Şöyle devam edelim. Bunu attıktan sonra R'yi düzenliyorsunuz. Farfield çözümüne yavaş yavaş e, inşallah çözüme doğru yaklaştırıyoruz kendimizi. Burada şunu şu şekilde yazıyorum bakın. Diyorum ki R kare eksi 2z z üssü üzeri 1/2. Şimdi biraz önce verdiğim hinti kullanmak istiyorum ben. Ama benim öncelikle bu R'yi yani üzeri 1 bölü 2 olan bir şeyi benim bir şekilde buna çevir, bir eksiliğe çevirmem lazım. Bakın burada 1 yok. O zaman ne yapacağım? Burada bir 1 oluşturmam lazım. Ee, kalabalık grupta yavaş yavaş buradan gelecek. Şimdi öncelikle buraya bakın yaptığım işlemleri dikkatle izleyin. Burayı iyi anlamanız çok önemli. Burada hata en çok hata yapılan nokta bu. Bunu tecrübemle çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Acele etmeyeceksiniz. Acele etmeyin. Çünkü burada bir kare var. Bir 1 bölü 2 var. Ben biraz sonra bu 1 bölü 2'yi dağıtacağım. Bunu düzgün dağıtalım. Tamam mı? Burada R kareyi böyle şurada sadece bu kendi içinde yani köşeli parantezin içerisindeki R kareyi parantez içine aldım. Şöyle. Tamam mı? Bakın bunu koruyorum şu an. Burada bunu buraya alırsam şurada 1 kalır mı? Burada 1 kalırsa 2ZZ üstünde bölü r kare otomatikman burada yazmak zorundayım değil mi aşağısında çünkü burada r kare yok r, r kare parantezini alırsam aşağıya bir r kare yazmak zorundayım bakın tek tek köşeli parantezi şimdi kapatıyorum şimdi kapatıyorum ve dışındaki 1 bölü 2'yi unutmuyorum buraları yavaş yavaş e, acele etmeden yapacağız sonra bu 1 bölü 2'yi bir buraya dağıtıyorum bir buraya dağıtıyorum. O zaman buradaki eşitlik ne olur arkadaşlar? Bana söyleyin bakın. Buradaki eşitliği söyleyin bana. Yine köşeli parantezi açtım. Burada bir R var. Kare ile 1 bölü 2'yi çarparsam R kalır. 1 eksi 2 Z Z üssü bölü R kare. Bakın R kare bu 1 bölü 2 burada bir şey 1 vardı sadece direkt 1 bölü 2 ile çarpıldı burada 1 bölü 2 oldu otomatikman bunu ben içeri dağıttığım için dışarıda hiçbir şey kalmadı buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur arkadaşlar bakın burayı anlamamız önemli şimdi verdiğim hinte bir bakın verdiğim hinte bir bakın üzeri 1 bölü 2 li bir şey var bakın burada şuraya şu hinti uygulayacağım bakın şu araya hinti uygula yazdım bakın buraya hint uygulayacağız ama uygulayabilmem için bir şeylerden emin olmam lazım yani benim buranın şurada yazan grup birden çıkan grup x buradaki benim x'i temsil eden şey dikkat edin 2z z üstü bölü r kare şimdi burada yapmam gereken işlem şu arkadaşlar Öncelikle madem çevirmeye başladık Şimdi bir size sorum şu Küresel koordinatlarda çözüm bulacağız dedik Küresel koordinatlarda çözüm bulacağız dedik Yani r, Teta Fi Bunun dışında kalan elemanlar bizim işimize yaramaz Yani burada dikkat edin bir zet var O zaman ben bu zetin neyini yazmam lazım Bu zetin benim küresel koordinatlardaki eşitini yazmam lazım Hızlı bir şekilde hatırlayacak olursak Şurada bir P gözlem noktası var bakın. R'yi buluyorum. Şu Z ile gözlem noktasına giden uzunluğumuz küçük R değil mi? Bu R'nin Z ile yaptığı açı neydi arkadaşlar? Teta'ydı. Buraya iz düşürürsek eğer bu nokta Z uzunluğu değil mi? Z uzunluğu. Şöyle bir dik üçgende şurası Z Z. Şurası e, şurası da R. Hipotenüsü R olan ve arasındaki açı teta olan bir şeyin nedir arkadaşlar? Hipotenüsü aradaki açıya buraya değdiği için yani konduğu için kosinüs R kos teta'dır Z. O zaman Z'i burada Z gördüğüm yere R kos teta yazarsam bu eşitlik ne olur? Bakın üşenmeden yazıyorum. R çarpı 1 eksi 2 ar cos teta z üssü bakın z gördüm yere sadece ar teta yazdım z üssü bölü r r, r, r çarpı r r kare var kapattım bakın sadece şurada 1 bölü 2 var burada yok Şimdi arkadaşlar o zaman ne olur? Şuradaki sadeleştirmeyi görüyorum. R ve R'nin biri gitti. Şimdi dikkatle şunu bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın yine üşenmiyorum. Yine üşenmeden yazıyorum bakın. R 1 eksi 2 kos teta bölü R z üssü üzeri 1 bölü 2. Şimdi bakın oluşturdum mu arkadaşlar? 1 eksi bir şey oluşturdum. Bu 1 eksi şurası tamamen şurası tamamen ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar benim Hint'teki x, Hint'teki x, tamam mı? Bu o zaman şimdi bakacağım değerlendirmem gereken nokta şimdi şu, bu x 0 ile 1 arasında bir değermiş. Şimdi size sorum şu, r yani antene en temel uzaklık olan anten çok uzaklarda P noktasında. ...şurası R. Yani bu bir nevi... ...yaklaşık mesela atıyorum 3 kilometre. Atıyorum 3 kilometre. Tamam mı? Buradaki 3 kilometre... ...3 kilometreye bölünmüş bir şey. 3 çarpı... ...10 üzeri 3 metre olsun. Cos theta ise... ...0 ile 1 arasında 0.8 gibi... ...bir değer diye düşünün. Burada bir de ikili çarpılmış. Hadi diyelim. Bir de z üssü var. Atıyorum 30... ...30 santim. 0.3 metre. Şimdi şu bölü şu orana baktığımızda arkadaşlar oldukça küçük bir oran diyebiliriz, değil mi? Birden çok çok küçük bir değer, ama sıfırdan da büyük bir değer. Dolayısıyla buradaki şu değerin ikisi, yani şu hint uygulamak için gerekli olan şuradaki hint uygulamak için gerekli olan koşulu sağladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla ben buradan diyorum ki. Bunun sonucu yani 1 eksi 2 cos teta z üstü bölü r üzeri 1 bölü -2, 2 yani kök içinden bunu nasıl kurtarıyormuşum arkadaşlar. Sadece şuraya odaklanın. Yani şuradan şuraya odaklanalım buraya. Ee, şöyle büyük bir m dersek eğer. Büyük m ne olur arkadaşlar? Bir kök içerisinden kurtulur. 1 eksi içerisini ne yapıyormuşuz? 2'ye bölüyormuşuz sadece ve kökten de kurtarıyormuşuz. İçeriği ikiye bölerek kökten çıkmamız yeterliymiş. O zaman şu ikiye böleceksek eğer biz burayı şu 2 ile o böleceğimiz iki sadeleşir ve otomatikman şu kalır mı? Bir eksi kos teta bölü r z üssü. Tabii şu eksi şunun hizasına yazmak lazımdı. Onu da yapalım şu şekilde. Şöyle daha doğru. Tamam. 1 eksi cos teta r bölü z üssü yazdım. Bakın kökten de kurtardım. Ama dikkat edeceğiniz nokta şu bakın. En dışında da bir r vardı bunun. Tek tek yazıyorum ki en çok hata yapılan noktayı. Şimdi tabi bu eşitlemeye çalıştığımız şey ne bu arada? Sabahtan beri yaptığımız şey r'yi artık yaklaşık eşitli bir şeylere buluyorum aslında. Çünkü hep ihmallerle buralara geliyorum. Bakın r Artık ihmallere başladık zaten. Şurada ihmale başladığımız an artık buraya yaklaşık eşit işte R oluyor. Bakın hep böyle yaklaşık eşit işte yazmak zorundayım. Biliyorum çözüm uzun gözüküyor ama adım adım yaparsanız hata, hata yapmadan ve olayı anlayarak çözersiniz arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Şimdi M'yi bulduk. Aslında sorunun yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Şimdi burada R'yi bulmam lazım. Yani R'nin son halini düzenliyorum. Bakın R yaklaşık eşit ne oldu? R parantezinde R parantezinde ve artık bu kökü 1 bölü 2'den de kurtardık. Kökten kurtardık çünkü biliyorsunuz tekrar tekrar söylüyorum. Hint diyor ki bize kökten kurtulur diyor. 2'ye bölmen yeterli eğer bu arada olduğunu ispat ettiysen diyor ki biz ispat ettik şurada. Bakın R çarpı M'yi görüyorum. R çarpı M'nin yeni hali bu. Yine şöyle yazayım ve açık halini tekrar yazalım. R M neye eşit olur arkadaşlar? Bu R'yi M ile çarptığımı düşünün. Yani üşenmiyorum yine. ilk farfield çözümümüz olduğu için üşenmeden yazıyorum arkadaşlar. Bunu buraya yazarsam eğer şöyle... Bakın R ile çarptım R gelir. Şu R ile şuraya sadeleşir. R eksi cos teta z üssü olarak R'yi yaklaşık buluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gördünüz mü? Bunu şekilde bulduktan sonra neye odaklanıyorum arkadaşlar? Benim asıl anten denklemimdeki a'nın denklemi neydi bakın şu r'yi bulmakta r'yi kökten kurtardım bakın ben i̇şte o zaman ben bu a'yı bir düzenleyeyim arkadaşlar şöyle olur mu size soruyorum bakın a eşittir nü 0 i 0 bölü 4 pi tek integral katı z üssü anten boyumuz eksi h'tan h'a e üzeri e üzeri eksi jk büyük R vardı ve ben büyük R'yi ne buldum bakın R eksi kos teta z tüsü bölü R eksi kos teta yani e üzeri eksi jk R bölü R büyük R o büyük R'yi ne buldum z tüsü ve sadece integral değişkenim olan dz tüsü. Bakın işlemimiz ne kadar kolaylaştı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi bu değerin faz kısmı faz için arkadaşlar bu. Bu z üstünü korumak adına fazla tüm e, teta'yı da koruyup e, tüm yönlerde yani faz kısmında koruyacağız ki tüm yönlerde nasıl davrandığını bulalım. O dolayısıyla r eksi cos teta z üssü olarak r'miz kalıyor. Tamam Ama amplitude kısmında ise dikkat edeceğimiz nokta yani büyüklük kısmında baş katsayı olan şurada bakın sonuçta şu 1 bölü r var değil mi burada 1 bölü r var 1 bölü r ile zayıflıyor şimdi r eksi cos düşünelim bakın şuna bir 3 kilometre desem şuna bir 3 kilometre desem ama amplitude'da dikkat edin. 3 kilometre olsa şurası. Şurası 0.8 olsa atıyorum. Hani 0 ile 1 arasında bir şey olacak ya kosinüs. E bu da 30 hani z üstü 30 santim 0.3 metre olsa 3 kilometreden 0.8 çarpı 0.3 metre yani yine 0.01 metre gibi bir değeri çıkardığımızı düşündüğümüzde ben bu buranın tamamını yine yaklaşık eşit 3 kilometre alabilir miyim? Yani 3 kilometreden bir 10 santim hadi 1 metre olsun 1 metre çıkardığım zaman yine oluşan sonucu yaklaşık yine 3 kilometre diyebilirim dolayısıyla amplitude bu kısmı ihmal edebilirim arkadaşlar tamam mı önemli olan büyüklükte de fazla değerleri açısal bir değerle işim olmadığını da zaten şuradan da görüyorum dolayısıyla burada amplitude kısmında R alabilirim faz kısmı için olduğu gibi amplitude da R alıyorum özetle Şimdi bu alınmış haliyle şu integrali tekrar düzenleyelim üşenmeden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi amplitude kısmında R fazla ise korudum. Şimdi de şu işlemi şuraya ve şuraya dağıtarak yazıyorum. Bakın yine üşenmeden. Şimdi bakın arkadaşlar bunu dağıttım. E üzeri eksi j kare bölü r oluştu. Buradaki r z üstüne bağlı mı artık? Hayır r neye eşit direktman? R dediğimiz değer. Üşenmeden yine yazalım. x kare artı y kare artı z kare. Veya r kare diyelim ya da şöyle kök içine alalım. Burada gördüğünüz gibi e, z üstlülük hiçbir durum yok. Dolayısıyla bunu ben otomatikman dışarı aldım. Bakın bu şekilde ve gördüğünüz gibi artık şöyle bir integral çözülebilir hale nihayet gelmiş oldu arkadaşlar ve en temel yine hintimizi yapalım normal bir eksponansiyel fonksiyonun integrali olduğunu rahatlıkla görebilmeniz lazım birinci dereceden bir e, eksponansiyelin integrali ki onun da genel denklemini şöyle yazabiliriz e üzeri e, eksi ax x in integrali nedir arkadaşlar olduğu gibi içeriği yazarsınız ve x'in yanında yani değişken dediğiniz şey neyse onun yanındakine direktman bölersiniz. Bu şekilde integralini alırız. Eksi de koydum ki yani eksi de bile en kompleksi belki eksi gözüküyor. Eksiyi de direktman ne varsa yani x'in yanında eksi a varsa eksi a'ya artı ne varsa ona bölüyorsunuz şeklinde integrali alınırı. Yazdıktan sonra o zaman bana söyleyin şimdi bunun integrali şu şekilde olur mu? A vektör potansiyelini yazalım yavaş yavaş. EZ yönünde almıştık hatırlayacak olursanız. Nü 0 I 0 bölü 4 pi. E üzeri eksi j k r bölü r ve integrali alıyorum bakın şimdi. E üzeri j k kos teta z üssü olduğu gibi yazdım. Yani e üzeri x a olduğu gibi yazdım. Bölü x'siz olan yani x'in yanındakileri aşağısına yazıyoruz. Değişkenin, değişkenim, değişkenim, değişkenin yanındakiler sadece artık. Ama değişkenli yazmayı sakın şurada unutmayın. Değişkeni kaybedersem değerleri koyabilir miyim yerine? Çünkü benim burada gidip z üssü yerine h ve x'i koymam lazım. Dolayısıyla j k kos burada değişken var. Değişkenin yanındakiler aşağısında. Yani z üstü bir yerde kaldı şurada. Ama bunu yazmayı unutabilirsiniz. Unutmayın diye burayı üzerinde duruyorum buranın. Şimdi integralde adettir. Şöyle bir çizgi çekilir. Alt limit ve üst limitin değerlerini de şöyle ne koyacağız biraz sonra yerine değişkeni yerine onu da bu şekilde yazalım. Demek ki bana diyor ki git bir z üssü gördüğün yere bir üst limit olan haşı yaz daha sonra eksi haşı yaz. Şimdi burada şuraları hiç etkilenmeyecek otomatikman ben buraların etkilenmeyeceğini bildiğim için diyorum ki şu bölgede a eşittir diyorum. Bakın e, z yönünde nü 0 ı 0 Bölü 4 pi. E üzeri eksi j k r bölü r f. Şimdi birinci değer. Şimdi bu burada j k kos teta h bir kere fix olacak değil mi? j k kos teta h yerine de bir şey koymayacağım. Ama şurada önce h'ı koydum. E üzeri j k kos teta z üst yerine üst sınırı koydum. Şöyle haş oldu. Sonra üst limitten alt limit çıkartılır integralde. Şöyle eksi koydum. E üzeri bir kez eksi haş koyarsam otomatikman burası eksi olur. E üzeri eksi jk cos teta haş şeklinde olur arkadaşlar. İşte sorunun çözümü bu. Şimdi şurayı da düzenleyeceğim. Ama şunu görmenizi istiyorum. Bakın şurada artık çözümün çözümün farfield ile küresel küresel dalga yayılımı çözümü yani farfield çözümü olduğunu görüyorsunuzdur. İşte A'yı bulduktan sonra e, sorumuz bitiyor. Geri kalan bilinmeyenler bir şekilde bulunabilir diyoruz. Önemli olan A'nın bulunması diyoruz. Şimdilik de şurayı da hemen düzenleyeceğim bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle yeni bir hint vereceğim son olarak. Son hintim bu veya sondan bir diyelim ama orayı hızlı göstereceğim ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız şöyle bir şey var bakın sinüs x'in neye eşit olduğunu hatırlıyor muyuz arkadaşlar öğler açılımında sinüs x ve kosinüs x'i bir hatırlayalım bakın sinüs x değerim varsa e üzeri jx eksi e üzeri eksi jx bölü 2j ise bunun eşiti sinüs x'tir kosinüs x'i de hatırlayalım e üzeri jx artı e üzeri eksi değil de aradaki işaret artı olursa yine artıdan eksiği önce artı sonra eksi yazarsak ki burada önemli değil aradaki işlem artı ama burada önemli. Önce artıyı sonra eksi yazıyorsunuz. 2'ye bölüyorum yani j'li bölüm j'li yazmıyorum. Burada j'li burada j'siz. Şimdi birisi sinüs 6 biri, biri kosinüs x. Buradaki hangisine benziyor? Benziyor mu daha doğrusu? Bakın şöyle tamamen bir düşünelim. j'nin yanındakiler ilk içeriği oluşturuyor. j'nin yanındakiler bakın j'nin j'nin yanındaki Şurayı görüyor musunuz? K cos teta k cos teta bir haşı eksik. O zaman bakın ne yapıyorum. Bakın ne yapıyorum. Faz sonradan eklediğimi şuraya yapalım. Şuraya bir haş sonuçta şu, şu, şu bölme işlemi var şurada bir. Buraya bir haş şuraya da bir haş ekledim. Hadi kafanız karışmasın sonradan olur da pdf'ine bakarsanız haşı şuraya ekledim. Şimdi bu işlem değişir mi herhangi bir şey burada? Değişmez. Peki bunu niye yaptım? J'nin yanındakiler oluşsun diye aşağıda da. Niye? bunu aslında en son anlatacaktım bu bir step geri bu step geri bu dediğimi şimdilik bir tutun aklınızda sadece şimdi şuna odaklanalım önce şunu anlatmalıydım pardon burada bunu da şimdiden yazdım dursun şunu sorayım size şurada işlem eksi işareti var 2j var burada ama kaç j var önce onu sorayım size önce onu yapalım şimdi burada 2 yok o zaman ben diyorum ki burayı bir 2 ile çarptım bir de şurayı 2 ile çarptım. Bir şey değişir mi? Değişmez. Ama neyi, neyi görüyorum arkadaşlar? Bakın şöyle bir 2J var. Ve J'nin bir pozitif değeri bir negatif değerinden çıkıyor. 2J'ye bölünüyor. O zaman burada bakın J'nin yanındakiler direkt sinüs x'i oluşturmaz mı? J'nin yanında ne var arkadaşlar? K cos teta h var. O zaman üşenmeden a'yı yazıyorum bak. Bu hale gelir mi arkadaşlar bakın. E üzeri eksi c kare bölü r. Nü üzeri i üzeri h 2. Şu 2 ile şu 4 pi'yi sadeleştirdim. Burada 2 pi kaldı ve şurada da sinüs oluşur dedim. Şuradan itibaren aldım. K kos burada kaldı. H'ı önce anlattım yanlışlıkla. Aslında şimdi anlatmalıydım. Niye h ek şimdi görün. Şu son hintim yani sonda, son hintim ama sondan bir önceki olabilir dememin sebebi de şimdi o açığa, çıkıyor. Şu hint de zaten basit bir hint. Sinüs ax bölü ax şeklindeki bir şeyin Sink fonksiyonu olduğunu biliyoruz değil mi? bakın yani k, cos, theta sinüsün içerisindeki içi aşağısında tamamen varsa, içi aşağısında sinüs haliyle varsa sink fonksiyonudur arkadaşlar. Bu da giderek zayıflayan bir dalgayı bu şekilde sink fonksiyonuyla yani en e, ana noktada, ana gördüğü açıda e, yüksek güçlü daha sonrasında ise zayıflayarak ilerlemeyi yine bu şekilde sink fonksiyonu şeklinde de olduğunu görebiliyoruz. Soruyu burada da bırakabilirsiniz. Doğrudur. Herhangi bir yanlışımız yok. A'yı bulduk diyebilirsiniz. Or veya onu daha düzgün yazalım veya veya diyelim ve son olarak artık soruyu bitiriyorum. Uzun gibi gözükse de stepleri tek tek söylüyorum. Yani tek tek anladığınız takdirde bu adımları rahat bir şekilde bu soruyu da e, anlarsanız büyük ihtimal sınavda iyi bir not almanızı sağlayabilir arkadaşlar. Şu şekilde e üzeri eksi c k r bölü r yazdım ve şunu da isterseniz şu şekilde sink fonksiyonu şeklinde k kos teta h olarak yazabilir ve sorunun çözümünü iki haliyle de yazmış olabilirsiniz ve dikkat edersek artık ortamda integral falan kalmadı. Sorunun asıl integralsiz çözümüne ulaşmış olduk arkadaşlar. İşte dipol için çözümümüz. Bu şekilde oldu arkadaşlar ee, belki ilerleyen sorularda bu dipolu kaydırabiliriz bundan en tane koyabiliriz gibi çeşitli varyasyonlar yapabiliriz ekseni değiştirebiliriz Z'de de değil de başka yerde olursa ne olur çözebiliriz ama dediğim gibi soruların çözümü birazcık bu böyle vakit alıyor gibi gözükse de e, eliniz alıştıktan sonra ben bunu size anlatmadan belki 5 dakika içerisinde çözebilirim ama ilk başlarda bunu oturtması biraz zaman alıyor bunu iyi çalışın lütfen. Bunu anlarsak bayağı bir teoride bir şeyler öğrenmiş olursunuz ve dediğim gibi kağıdı kalemi alın takıla takıla olsa baka baka da olsa baştan çözün ama en son bakmadan çözecek hale gelene kadar bu soruyu lütfen tekrar edin. Bunu o şekilde anlamadan diğer sorulara geçmeyelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.